Kıymetli arkadaşlarım, sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Yeni bir makam dersimizde birlikteyiz. Sırada Karciğer makamımız var. Karciğer makamımızla ilgili gerekli bilgileri ve örnek seyri takdim etmeye gayret göstereceğim bu videomuzda. Evet, karciğer makamı dügah kararlı makamlarımızdan birisidir. Ve dügah perdesi üzerinde bir uşak dörtlüsüne neva perdesi üzerinde bir Hicaz beşlisinin eklenmesiyle meydana gelir karciğer makamının dizisi. Bu durumda makamımızın güçlü sesi neva perdesi olmakta. Hemen ekranımızın altında diziyi görelim ve bilgilerimize devam edelim. Evet, gördüğünüz gibi dügah kararda, dügah üzerinde bir uşak dörtlüsü var ve neva üzerinde mi perdemize 4 komalık bemol koymuş ve o hisar perdemiz oluyor. Fa'mızda 4 komalık diyez var, ev içi perdesi ve böylece neva perdesi üzerinde Hicaz beşlisi oluşuyor. Donanımımızda bu durumda Si'de 1 komalık bemol yani sigah sesi, Mi'de 4 komalık bemol yani hisar sesimiz, Fa'da 4 komalık diyez ve ev içi sesimiz bulunmakta. Yedinimiz Rast perdesi. Eserimiz inici çıkıcı bir makam. Bundan dolayı da seyrimiz güçlü olan neva perdesi civarından başlıyor. Evet, bu durumda makamımızın seslerinin de hangi seslerden oluştuğunu sırasıyla sayalım. Yeden sesimiz rast perdesi demiştim. Karar sesimiz dügah, sonra segah, çağırgah, neva, hisar, evç, gerdaniye ve muhayyer seslerinden oluşmakta. Hemen genişlemesiyle ilgili de bilgi vereyim. Genişlemesi iki türlü olmakta arkadaşlar. Bununla ilgili görselimizi hemen ekranımıza alalım ve genişlemeyi de izah edeyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, birinci genişlememiz dügah perdesi üzerindeki uşak dörtlüsünü simetrik olarak muhayyer perdesi üzerine taşıyarak ilk genişlemeyi gerçekleştiriyoruz. Bu durumda neva perdesi üzerinde bir Hicaz Uzal makamı dizisi oluşuyor. Evet, yukarıda tisigah sesimizi alıyoruz. Böylece neva üzerinde bir Hicaz Uzal dizisi oluşuyor. Bir de ikinci hali, ikinci halinde de gerdaniye üzerinde buselik beşlisi alacak şekilde genişliyor. Bu da beraberinde neyi getiriyor? Si'mize 5 komalık bemol alıyoruz ve otomatik olarak da neva perdesi üzerinde bu sefer Hicaz Humayun makamı dizisi meydana gelmiş oluyor. Evet. Ve gerdaneye üzerinde buselik alarak da tabii 4. derece güçlenmiş oluyor. Oysa ilk halinde Hicaz beşlisini alıyor ve muhayyer perdesi güçlü görünecek şekilde Hicaz Uzal makamı meydana geliyordu. Evet, bu iki şekilde makamımız genişleme gösteriyor arkadaşlar. Ve seyir kısmına geçelim. Seyirle alakalı da hemen görsel alacağım. Seyir içerisinde çünkü neva perdesi üzerinde Hicaz yapması hasebiyle işte çargahta nikrizli kalış yapılacak, segahta hüzzamlı kalış yapılacak, rast perdesi üzerinde basit suzunaklı kalışlar yapılacak ve bir karciğer makamının özellikle geleneksel bestekarların birçok eserinde yapmış oldukları, eserlerde sıkça kullanmış oldukları, özellikle karciğer makamında kullanmış oldukları işte, ters grisendolu işte Hüseyini perdesinden dik hisara, ondan sonra hisar perdesine düşecek şekilde bir crescendo yaparak orada neva perdesi üzerindeki Hicaz'ı göstermeleri söz konusu. Bunları da görsellerimizi hemen ekranımıza alalım ve seyirle ilgili de bilgi vereyim arkadaşlar. Güçlümüzün neva perdesi olduğunu söylemiştik ve inici çıkıcı bir makam olmasından dolayı makamımızın seyrine güçlü perdesi olan neva perdesi üzerindeki Hicaz beşlisini göstererek başlıyoruz. O civardan, yani güçlü sesimiz civarından seyre başlıyoruz.
Deva üzerindeki Hicaz'ı gösterdikten sonra Dügah perdesi üzerindeki Uşak dörtlüsünü de göstererek diziyi öncelikle bir tamamlamış oluyoruz. Sonra Muhayyer perdesi üzerindeki Uşaklı genişlemeyi gösteriyoruz. Ardından Gerdaniye üzerinde Buselik beşlisiyle yapılan genişlemeyi gösteriyoruz ki bu noktada şunu da söyleyeyim. Umumiyetle tizlere çıkarken Uşaklı genişleme, yani oradaki tiz tezgah perdesini, fakat dönüşlerde de 5 komalık si bemolü alarak Gerdaniye üzerinde Buselik genişlemesini gösterecek şekilde geriye dönüyoruz. Böylece Neva perdesi üzerinde hem Hicaz Uzdallı hem Hicaz Humayunlu hallerini de gösterdikten sonra bu sefer Neva'da Hicaz'ın hemen ardından Çağrgah üzerinde bir asma kalış yapıyoruz. Bu da ne demek? Çağrgah üzerinde nikrizli bir kalış demek. Ardından Segah perdesi üzerinde kalış yaptığımızda Deva perdesi üzerinde Hicaz olması hasebiyle hüzzamlı bir kalış yapmış oluyoruz. Henüz basit suzinak makamını görmedik arkadaşlar. Bu dersinden sonra da basit suzinak makamını işlemeyi düşünüyorum. Rast perdesi üzerinde, yani Neva'da Hicaz yaptıktan sonra rast perdesi üzerinde kaldığımızda, yani ne demek? Rast beşlisi var ve rast beşlisi işte Neva'ya kadar, Neva üzerinde de Hicaz olunca bu basit suzinak makamının dizisi olmuş oluyor. Rast perdesinde de asma kalış yaptığımızda basit suzinaklı bir kalış yapmış oluyoruz. Böylece daha sonra karar sesi olan dügah sesine geldiğimizde karciğer makamının seyrini de tamamlamış oluyoruz. Biraz önce söylediğim gibi birçok bestekarımız karciğer makamında eserler bestelediğinde o işte ters glissandoyu da yaparak ki görselimizin en altında gördüğünüz karakteristik adeta bir özellik haline gelmiş durumda o eserlerden dolayı bu ters glissandoyu da kullanacağız. Seyir içerisinde de kullanacağız. Şimdi bir örnek seyir yine alalım. Alper Demir Bey kardeşimin hazırlamış olduğu örnek seyirlerden birisi, onun kitabından istifade ettiğim için örneğin isabetli olduğu kanaatindeyim. Seyrimizi de seslendirelim ve böylece makamımızı tamamlayalım. Evet, notalarımızı gördük. Kararsız olarak şu sesi alalım. Piyano si'si bu ve aslında karciğer makamının Türk müziğine göre 4 ses üzerinden seslendirilmesi diyelim. Bu konuyu müstakilen ayrıca işleyeceğim arkadaşlar. Do re re mi fa mi mi re re do re mi fa sol la sol fa mi mi re re do re re. Evet, burada fazla böyle notalar okuduğuma şahit oluyorsunuz. Seyir, serbest bir seslendirme. Bunu birçok dersinde de belirttim. Buradaki notaları biraz referans olarak kabul edelim arkadaşlar. Ne yaptık? Güçlü civarından seyre başladık ve Neva üzerinde Hicaz'ı gösterip orada Neva perdesi üzerinde asma kalış yaptık. Yeniden bir daha alalım. Do re 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 mi fa mi mi re re do re mi fa sol la sol fa mi mi re re do re re ve devam edelim. Do re re mi re do re re do si la la. Ve dügah üzerinde Uşak dörtlüğümüzü gösterdik ve böylece dizimizi aslında tamamlamış olduk ve devam ediyoruz. La si la sol la si sol do si do mi re 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 mi fa sol la do si si do re do si si la la. Ve Muhayyer üzerinde Uşak kullandık. Uşaklı genişlemeyi kullandık. La sol fa sol la si do re do si si la la sol la fa sol sol. Böylece Gerdaniye üzerinde Buselikli genişlememizi de göstermiş olduk.
Sol fa sol la la si la sol fa mi re do mi re re. Ve Neva üzerinde böylece Hicaz Humayun dizisi meydana gelmiş oldu. Re sol fa sol la 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 mi mi re mi re do si do re mi re do si re do do. Bakın burada La'dan dikhisar sesimize, oradan hisar perdemize ve ondan sonra da yani Neva üzerinde Hicaz'ı yine göstererek geldik. Çağırgah perdemizde kaldık. Otomatik olarak nikrizli bir, yani çağırgah üzerinde nikrizli kalışımız oldu. Do, re, do, si, do, re, sol, fa, mi, re, do, si, si. Ve segah perdesi üzerinde kalarak burada hüzzam göstermiş olduk. Hüzzamla asma kalış yaptık. Si la sol la si do re do si si la sol. Ve yine Neva üzerinde Hicaz'ı kullanarak geldik. Ras perdesinde kaldığımızda basit suznaklı yine asma kalış yapmış olduk. Sol, do, si, re, do, si, si, la, la, sol, la, la. Ve dügah perdesi üzerinde kalarak karciğer makamımızın seyrini tamamladık. Bu referans notalar alınarak yapılmış olan bir seyir arkadaşlar. Yani seyrin ana hatlarını, ana kurallarını makam içerisinde, makam sınırları içerisinde kalacak şekilde tuttuktan sonra ile de bu sırayla, bu notalarla seyir yapmak zorunda değilsiniz. İçerideki geçkileri gösterdikten sonra, genişlemesini gösterdikten sonra makamımızı, seyrini yapmış oluruz. Ve mutlaka her makam dersinde belirttiğim gibi bu dersleri çalıştıktan sonra arkadaşlar, yani bu bilgileri aldıktan sonra mutlaka örnek eserler çalışmanızı, solfejlemenizi tavsiye ediyorum. Ki çokça eser geçerek ancak makamla ilgili bu bilgiler zihninizde oturabilir ve bu vesileyle de farklı makamlarda farklı eserler geçmiş olursunuz. Bir sonraki makam dersimizde görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.